Hemen konu değiştirmiş gibi olacak ama ya sevgili editör niye böyle girişler yapıyorsun? Yani böyle yazıyorsun. Mesela demiş ki Nilay için ilginç ritüelleri varmış mesela Nilay'ın. Hani ben de merak ediyorum konuya, ben de vakıf değilim. Yani anlatırsa vakıf olacağız hep beraber. İlginç ritüellerim varmış. Var. Hangisi acaba? Mesela bir şeye üzüldüğün zaman annenle anneannenin dans ederken çekilmiş fotoğrafını karşısına alıp dans ediyormuşsun. İyiymiş. Ben iyi okudum cümleyi bence. Devirmeden. Gerçek, evet, doğru. Doğru mu? Evet. Nasıl yani? Evet. Ya şöyle, çok güzel geliyor bana bir fotoğraf. Böyle annem böyle çok güzel bir şekilde dans ediyor. Anneannem de onun yanında böyle çok güzel yine dans ediyor. Bu falan. Bir fotoğraf. Bu bir fotoğraf. Böyle ben de 4 yaşında falanım, böyle aradan girmişim yani, tesadüfen oradayım. Ha. Aslında pozu ikisi vermiş. Ben de herhalde oynuyorum yanlarında ama yani ben rastlantı sonucu kenarındayım fotoğrafın. Fotoğrafa dahil olmuşsun. Evet ama benim değil aslında, o ikisinin fotoğrafı gibi ama ben de bir şekilde belirmişim orada yani, şans benim olmamasına. Ben çok bir kare değil. Sonrası evet. Sonra ben yeni fark ettim bu fotoğrafı. Yani böyle dans ediyor olmaları, benim oradan geçerken o karede bulunuvermiş olmam falan. Güzelmiş. Bu şey değil mi ya, lafını kes. Tadını çıkartamadığını düşünmüş o anda. Çok çocuğun farkında değil mi? Şimdi dans ediyor. O yüzden onu görünce dedim ki ben bunu alayım her gün oynayayım dedim. Ne tatlama ya. Evet. Yok öyle demedim. Ya bana şunu düşündürdü de görünce, böyle kadınlarda, sizlerde değil yani kadınlarda bir şey görüyorum. Güzel. Yani, enerji olarak mı? Sır çözülüyor olabilir mi ya sonunda? Burası çok önemli olabilir abi. Hayır bir dakika, orası anlamadım. Kadın yani kadınlarda ne? Ya hayatta enerji bir, olarak. Mı? Evet evet. Yani ha, bir hayata da karşı davranış olarak. Yani hani böyle bir rastlantı mı gözlemlediğim şey bilmiyorum ama bence kadınların işte hayatta karşılaştıklarını, bileyim, aksiliklere ya da işte kötü şeylere karşı dirençlerinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani bir aksiliğe, bir üzüntüye, bir acıya karşı ne bileyim ben, bir şarkı söyleme, dans etme, onunla böyle nasıl diyeyim, mücadele etmem için farklı geliyor yani kadınların bana. Ve ben bu genetiği aldıysam ne bileyim babamdan değil, annemden, onun annesinden ya da babamın annesinden, ailedeki kadınlardan aldığımı düşünüyorum. Ama bazen de beceremediğimi düşündüğümde o fotoğraf bana, benim çok hoşuma gitti. Çünkü ne aksilik gelirse gelsin, başlarında annem de anneannem de öyle kadınlardı. Hani kalkar oynarlardı, şarkı söylerlerdi, gülerlerdi, acıyla dalga geçerlerdi filan. Bununla dövüneceğini, bunu atlatmak için bir ritüel bulmuş. Ya ben de sıkışınca o fotoğrafla böyle açıp biraz dans, biraz bir şeyler. Bir anda yükseliyorsa modum. Ha, hoşuma gidiyor. Bulmuşsun. Yani anneannem yaşamıyor. Soracaktım. Senin öyle hani. Yok. Ya şu düğünde de dans edememişim o fotoğrafta. Dur ben şunu alayım. Yok mu? Yok. Ya öyle bir şey düşünmüyorum bu arada. Benimki şey, az önce ifade ettin ya, bizimki erkek mantığı, sen bizi, i̇şte bize bakma. İşte o yüzden ne anlatayım bunu ondan yani. Sonra. Kadın bu dünyada kadın olmak yüzlerce, hatta birkaç bin yıldır çok zor. Dolayısıyla kadın doğar doğmaz zaten belli başlı sıkıntılarla bu işte eril toplumlarda başa çıkmaya çalışıyor. Ve galiba hayatta kalmayı da daha bebek çocuk yaştan öğrenmek zorunda kalıyor. Galiba biraz tabii. Da o yüzden siz o direnci kazanıyor olabilirsiniz. Keşke buna gerek kalmamış olsaydı. Keşke aslında siz de acıyı acı gibi yaşıyor olabilme özgürlüğüne sahip olsaydınız ama kadın, ya dünya kadın üzerinde, kadının sırtı üzerinde dönmüş olmasına rağmen bununla baş evet. etme zorluğu yine sizin sırtınızda. Ona bir şey geliştirmezsen o da... O yüzden evet. Tabii. Hemen cevap verme abi, adam efektli. Pardon, adam cümleyi kuruyor arkadan. Efekti var adam. Ben de 18 bölümdür ben de bile alışamadım daha şimdi, ona kızmıyorum dedi. Ben de daha yeni alışıyorum. Tamam peki. Onlar bana mesela nerede bitirmem gerektiğini müthiş bana rejiliyorlar orada ama ben bitiriyorum mesela. Az önce beni kurtardılar mesela. Uzun çalı. Aman girme oraya artık. Orayı bırak falan, ritim ses yükseliyor. Tamam, her cümlesinin sonunda bir şey evet. bekleyeceğim. Ondan sonra. Ya ama bu arada şey de mesela, sana burada biraz gürültülü geliyor ama mesela yayında onun üzerine sen konuştuğunda duyuyoruz aslında. O yüzden tamam. Rahat olma. Sorun yok. Çünkü bunu yapana kadar 50 dakika bitiyor. Hani biz konuşalım ya. Çok güzel iki konuk yakaladık diye düşünüyorum. Bence de. Müthiş iki konuk yakaladık. Nilay çok ilginç doneler var. Bizim de öğrenmemiz gereken bazı şeyler. Fotoğrafla başladık evet. Bu cepte. Ben onu deneyeceğim evde. Onu bir deneyeceğim. Bana denetme de burada. Onu ben evde bir deneyeceğim. İstediğini deneyebilirsin. Yok, bu evde deneyebileceğimiz tehlikesiz bir şey bu. Herhangi bir portreyi alın ve bunu deneyin evde. Bence aynı mutluluğu yakalayamayabiliriz. Çünkü gerçekten kadınların duyguları farklı. Özgürcan sen böyle bir şey hiç yapmadın. Yapmadım. Bir tekledin sanki. Hani nasıl bir şey hiç olduğunu yok, bir hani an düşün. Türk sorusu hani böyle... hiç mi yok? Hiç mi yok? Hiç.
Nasıl bir şey yapmadığını düşündüm de bir an, o yüzden yapmadım yani. Ya şeyi anlatsana. İçeride konuştuk. Şimdi bahçenin duvarlarını boyadım değil mi? Herhalde can sıkıntısından bahçenin duvarlarını boyamış. 2-3 gündür biraz böyle bir badana boya. Çok güzel. Ben bu arada bayılıyorum ya evde bir şey yapmaya falan. Evet, boya yapmaya. Bayağı iyi geldi yani. Bir hafta, birkaç haftadır böyle biraz yayılmıştım falan. Hareket oldu. Havalar da kötü diye spor da çok yapamıyordum. Anca bir koşu moşu. Yani coştum bir böyle şu bahçenin duvarlarına bir giriştim. Sonra? Bir de olmadı. Bir daha üstüne bir kat daha 2-3 gün onunla uğraştım. İşte dün değil önceki gün tam böyle bizim bahçenin giriş kapısının kenarlarını boyuyordum. Böyle çökmüş bir vaziyette yanımda boya. Böyle ruloyu sürerken bir tane bu zincir marketlerden birinin aracı böyle geçti durdu. Adam camdan çıkardı kafayı. Abi lan sana duvar boyatan hayat bize ne yaptırmaz dedi. Öyle demiş. Görüyor musun? Böyle şeyler söyleyecektim. Söyledim efekti alacaksın. Boş boş Allah konuşuyorsunuz ya. Süper deliriz. Çok güzel. Bunları benim söylemek istediğim falan değil. Asla ben böyle şeyler söylemem konuklarıma. Ama sen söyleyebilirsin. Çok iyi değil mi ya? Algıya bakar mısın? Çok güzel valla. Evet. Çok iyi. Tabii bunu mizah yapmak amaçlı. Tabii, çok söylemiştir tabii arkadaş da, ama bence çok yani. Sevimli ya. Evet. Çok güzel. Bir de Nilay, devam etmek istiyorum. Bir özelliğini daha ilginç bulmuşum mesela. Stalk diyorlar değil mi ona? İşte o sosyal medyada da o böyle bakıyorsun. O aman oradan... adını söyleme de reklam olmasın. Milyarlarca insan kullanıyor. Evet evet. Instagram demiyoruz. Reklam oluyor. Burayı artık bilmiyorum keser miyiz kesmez miyiz. Stalk yapmayı çok seviyormuş. Bir de yan hesabı yok yani ekstra hesabı yokmuş. Kendi hesabından yapıp yakalanıyormuş devamlı. Ve yakalanmıyorum. Bir şey söyleyeyim. Bak bize şöyle bir dönem. Stalk yapmayı seviyor musun? Niye yakalanayım ki? Yapalım. Ama yani. Sahte hesabın olmadığı için yakalanıyor musun? Yakalanmak da hoşuna gidiyormuş. Neden mesela? Hayır yakalanıyorsam yakalandığımı bilmiyorum yani bu, zaten. Cem Yılmaz'ın anlattığı değil mi? Yalanı söyleyebilene yalancı denmez. Yalanı söyleyemeyene yalancı. Hayır burayı öyle, öyle demedim. Dedim ki stalk yapıyor musun? Yapıyorum evet. Ama sahte hesabım yok. Bir yere kadar yapabiliyorum. Bir yere kadar yapmak da bunu hiç anlamadım mesela. Stalk yapmak bir yere kadar. Nasıl bir şey o? Yani mesela birinin diyelim hesabına bakıyorsun ondan sonra. Evet. Ama hikayesine gerçekten bakamıyorsun. Gerçekten anlamıyorum ben bu arada. Yani orada kalamıyorsun. Yani Instagram kaydırma üzerine tamam, yani. Bir okay. Yerde yani yeter falan diye hani gerçek hesap. Ha, bir yere yani, kadar daha da kaydırmayayım mı diyor. Hayır kaydırınca bir şey olmaz ki. Kaydırdığında bir şey. Yani story'e baktığında hani. Ha görülüyor değil mi? Evet o onları yapmıyorum emrin, yani. Emrin hani... hoşlardan. Allah Allah. Ya ben bunu övüyorum seni bunun için. Ama bazen de açıp bakıyorum ona da bakıyorum. Zaten insanların birbirine bakması üzerine bir şey değil mi bu yani hani niye? Sen neden günah çıkarmanı buraya sakladın ya? Neden bu soruyu bana sordun sen? Çünkü ay sen bunu daha önce söylemişsin Nilay'cığım biz evet, senin yalancınız. Hayır ben şöyle son zamanlarda bir iş üstünde olduğunu varsayıyorum da o yüzden biraz kişime. Neyi bir iş? Bir şey var. Kimi stalkluyorsun özellikle acaba? Özellikle bir stalk bir macerası yaşanıyor şu aralar gibi. Biz magazin bir şey yaptığımız için söylemiyorum da senin heyecanın bana öyle hissettirdi. Yo yani genel sadece böyle özel bir şey stalklamak değil ki bir sürü şeye bakıyorum yani. Tabii canım. Sonuçta o stalk değil mi? Israrla birini stalkluyorsa o stalk değil, love'dur o. Ama şey kelime kötü. Gizlice bir dakika alayım. Olmadı arkadaşlar. Nilay'ı sıkıştırmayın. Uyarıyorum sizi. Bakın konumu rahat bırakın. Böyle geliyor.